sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Evet. Ve beklenen itiraf geldi sonunda. Programımızda yaptığı şüpheli açıklamalarla Sevil Kutlu'nun kaybıyla ilgili dikkatleri üzerine çekmişti. Biliyorsunuz sevgilisi Yakup Karanfil, evli sevgilisi Yakup Karanfil ve Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltısının 3. gününde Sevil Kutlu'yu öldürdüğünü Allah itiraf etti. Evet, yani kahretsin gerçekten. Bir çocuk annesi 24 yaşındaki Sevil, hatırlarsanız önce Yakup'la sevgiliydiler. Daha sonra Yakup'un ailesi onunla evlenmesini istemediği için başka biriyle evlenmişti Yakup. Ama aralarındaki ilişki ve problem devam ediyordu. En sonunda Yakup gidip onu, çocuğunu görmeye gitti. Afyonkarahisar'da çalıştığı masaj salonunu almıştı. Ondan sonra da Sevil ortadan kaybolmuştu. Bugüne kadar işte yok Japonya'ya gitti, yok Kuzey Kore'ye gitti. Nereye? Kuzey Kore'ye mi gidiyordu? Bir yerlere gidiyordu. Evet, Afyonkarahisar'dan Kore arabasına bindi falan gibi saçma sapan açıklamalar yapmıştı. İşte bu çelişkili ifadeleri Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin gözünden kaçmadı. O yüzden bu alkışları gerçekten onlara gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bazen böyle tamamen ortada olan işlerin çözüme ulaşmaması hepimizi çok derinden yaralıyor. Onlar da daha önce ifade almışlardı. Sonra programımızda yaptığı açıklamalarla polise verdiği ifadenin taban tabana zıt olduğunu fark edince kurdukları özel ekiple de işin peşine düşmüşlerdi. 3 ayrı ilde Şırnak'ta görev yapıyordu biliyorsunuz. Önce oradan asgari personelde işten atıldı. Daha sonra Kayseri ailesinin yanına yerleştirildi. Dün itiraf geldi. İtirafın hemen ardından şöyle bir açıklamada bulundu. Çok özür dileyerek söylüyorum. Sizler de biliyorsunuz ama bir insanın kötülüğünün gözler önüne de serilmesi lazım. Silahla öldürüyor, gömüyor. Daha sonra programımızın ardından hani burada bulunur diye cesedi tekrar çıkartıyor, ortaya taşıyor, bırakıyor ki kaybolsun kemikler diye. Fakat babasının yazlık evine yakın bir araziye attığını cesedi söyledi. Dün 60 kişilik bir ekip o arazide tek tek kemik aradı. Onlarca kemik buldular. Adli Tıp Kurumu'na gönderildi kemikler eşleştirme yapılmak için. Ne diyeyim? Yani başınız sağ olsun. Sağ olun. Kızımız da nurlar içinde yatsın. Olan küçük çocuğun oldu. Bütün ekiplerimiz sağ olsun. Yani adalet de yerini bulsun. Yani en büyük gereken cezayı alsın. Bilmeyeyim ne diyeceğimi de bilmeyeyim. Ben 2 senedir sahte istirhamlarla kızım diyerek benimle mesajlaştım. Beni geriledi, ben belki bana mesaj gelmese ben çoktan polis çoktan getirdim. Ben kızım olarak mesajlaştım. Aramızda Cemil var. Cemil Sevil'in eski eşi. Ben o zaman da Cemil'in tavrını çok beğenmiştim. Cemil'le ikisi evleniyorlar, tamam anlaşamıyorlar, bir çocukları oluyor. Fakat Cemil, Sevil'in kaybında buraya nişanlısıyla beraber gelmişti. Yine nişanlısıyla beraber geldiler. Evet. Ya ben senin nişanlını da kutluyorum gerçekten. Cemil de buraya gelip bildiklerini anlatmıştı. Hayır, Sevil'in Japonya'ya falan gitme durumu yoktu. Kore'ye gitme durumu da yoktu. Bizi aradı, Şırnak'ta senin evine gelmişti. İşte bize bu parkı göstermişti. Çocuğundan ayrı kalamazdı diye. O da eski eşinin hakkını savunmaya gelmişti. O anlamda da Cemil'i o zaman da takdir etmiştim. Bugün de geldi. Bugün de söyleyecekleri var. Çünkü kaç yaşında bebeğiniz? 4,5 yaşında. Yani 24 yaşında gencecik bir kız hayatını kaybetti. Şimdi 4,5 yaşında olan bir bebek de annesiz kaldı. Niye? Cemil'in onunla ilgili de iddiaları var. Hepsini izleteceğim. Ama önce isterseniz dünkü görüntüleri bir izleyelim. Şimdi aile diyor ki biz en son Yakup'u biliyoruz. Bizim kız ondan ayrılmadı. En son da onunla buluşmaya diye gitti. Ve bizim kızdan haber yok. Midyanlıya konuştu. Kendisini ele verdi. Nerede gördün sen tekrar bunu? Eşime söyleyerek Afyon'a geçtim. Afyon'da gördüm ben en son. Eşine söyleyerek? Evet. Peki senin eşin demedi mi? Senin ne işin var? Sen Afyon'a gidiyorsun sevgilinin yanına. Yakup'a ulaştıklarında Yakup şöyle bir cevap vermiş. Sevil Japonya'ya gitti. Nereye gideceksin dedim. Kuzey Kore olabilir mesela. Japonya da güzel. Bu zaten insanından dolayı hani onu cezbettiğini söylüyor. Onda hoşuna gidiyor yani. Gitmek istediği yeri belli etmeye çalışıyor. İşte biz de sana onu soruyoruz. Sen de Japonya'da demişsin ya. Niye bu kadar uğraşıyorsunuz ki? Ortada bir can yok. Ben
Ben şimdi bu kızı Maraş'ta mı bulayım? Ben bu kızı Afyon'da mı bulayım? Ben bu kızı Gümüşhane'de mi bulayım? Ben bu kızı nerede bulayım? Söyle de bulayım. Yeter bizim çaktığımız acı. Uzak Doğu'ya gitti demişti, cinayeti itiraf etti. Gözaltı sürecinin 3. gününde Yakup Karanfil Sevil Kutlu'yu silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti ve cenazesini bıraktığı yeri de açıkladı. Zanlının Sevil Kutlu'yu Kayseri'de öldürüp gömdüğünü, daha sonra da cenazenin doğa koşullarında yok olması için gömdüğü yerden çıkarıp bir vadiye attığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Asay Şube Müdürlüğü'ndeki sorgular sürerken sahada da hareketli saatler yaşanıyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Karanfil ailesinin İncesu ilçesine bağlı Süksün köyünde bulunan yazlık evinin yakınlarındaki bu kayalık alanda Sevil Kutlu'dan bir iz arıyor. 60 kişilik ekip vadiyi didik didik etti. Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdükten sonra çıkarıp attığını söylediği vadi, Yakup Karanfil'in ailesinin yazlık evine yakın bir bölgede İncesu'ya bağlı Tahirini köyü civarındaydı. Çalışmalar sırasında bulunan bir kemik parçası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleniyor. Arama yapılan arazinin hemen arkamda görmüş olduğunuz noktasında bir insana ait olabileceği düşünülen çene kemiği bulundu. Ekiplerin arazide bulduğu kemikler DNA eşleşmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere toplanarak muhafaza altına alındı. Cinayet itirafında bulunan Yakup Karanfil, işaret ettiği bölgede kemiklerin bulunmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Yakup Karanfil yeniden emniyet binasına getirildi. Önce gömdüğünüzü daha sonra çıkarıp cenazesini hayvanların yemesi için bıraktığınızı söylemişsiniz. Sen Sevil'in yanına gideceğini söylediğinde eşin sana demiş ki son kez git, ne gerekiyorsa yap. Evet, git dedi, gerekeni söyle dedi, ondan sonra gel dedi zaten. Eşiniz size Sevil'in yanına git, gerekeni yap demişti. Gerekeni mi yaptınız? Eşiniz yüzünden mi öldürdünüz? Kontrollerin ardından yeniden emniyete getirilen Sevil Kutlu'nun katil zanlısı adliyeye sevk edilecek. Gözaltında 3 kişi vardı biliyorsunuz. Sadece katil zanlısı Yakup Karanfil değil, git ve işi hallet dediği iddia edilen eşi Rukiye ve Yakup Karanfil'in babası Ayhan Karanfil. Az önce üçü de Kayseri Adliyesi'ne sevk edildiler dakikalar önce. Onun da görüntülerini Ahmet ekrana getirebilir dakikalar önce. Kayseri Adliyesi'ne sevk edildiler ve savcı karşısında ifade verecekler. Gerçekten başınız sağ olsun. Ben çok üzüldüm. Bazen ben sonda söyleyeceğim lafı en başta söylüyorum. Dünkü o kaçan kızlara da söyledim ki bulundular, az sonra vereceğim haberini. Ne oldu işte? Bak, Sevil de asi bir kız. Evet. Yani tabii ki insan her şeye boyun eğmesin ama bir de bir gidişat vardır yani. Boşandık, kırdık dizimizi, döndük anamızın evine. He, annenin evine dönemiyor musun? Anne de gitmiş başkasıyla evlenmiş. Senin de orada Hayriye'cim hatalarım var, kusura bakma. Koca peşinde koşamazsınız kardeşim çocuğunuz varken. Senin de ailen burada otur diyor. Sen de gitmiş, televizyondan mı tanışmıştın, ne yapmıştın? Sen de gitmiştin birinin peşine. Otursaydın sen de ailenle. Alsaydın keşke kızın da yanına, torunun da yanına. Bir kısmeti çıkar, orada evlenir. O gidiyor oradan oraya, o masaj salonuna, o şeyine, kocasıyla anlaşamıyor, ayrılıyor. Bin ton mesele. Daha 24 yaşında. Üzüldüğüm şey 24 yaşında tüm bunları yaşamış olması. Yani iki ömre sığacak olayları 24 yaşına kadar tamamlıyorlar, bitiriyorlar. Ondan sonra da bir Allah'ın cezasına denk geliyorlar. Ne oldu şimdi? Vah gidene. Yani adalet yerini bulsun. Hı? İkisinin de hayatı gitti. O da sanki bundan sonra hayat mı yaşayacak? Evet, gerçi ne de olsa yaşıyor ama tabii Allah rahmet eylesin, toprağa giden hepinize başsağlığı diliyorum. Çok sağ olun. Ama yani bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir düşünce?
Ya tatlı tatlı konuşma, yaşama varken bir kalkıp bir kişiyi öldürmeyi düşünmenin Allah göstermesin manasını, gereğini. Ya anlaşamıyorsan anlaşamıyorum de. Elini sık, Allah işini rast getirsin. Bitti gitti kardeşim. Bırakmıyor işte. Evet. O da çocuğun peşini bırakmıyor. Çocuk gidiyor başkasıyla evleniyor. O da onun peşini bırakmıyor. İki aylık evliydi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? İki aylık evliydi. Evet. Gidiyor Kayseri'den Afyonkarahisar'a peşine. Zaten Şırnak'ta görev yapıyor. Kayseri'de gelin var. Afyonkarahisar'a kızın peşine gidiyor. Sonra işte biniyorlar da Afyonkarahisar'dan da kapının önünde sucukçular varmış da nereye bindiğini bilmiyorum otobüse deyip de yalan dolan anlatmıştı. O kadar belli bir işti ki, ama şöyle bir şey var. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. O kadar belli işlerin üzerine düşülmüyor ve biz böyle niye onlar tutuklanmadı diye hayıflanıyoruz ki. Ben teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Kayseri İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani insanlar da ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmasınlar artık. Bu kadar da değil.